için yorumlarım. Konse çok bakacağım bir hisse senedi değil. Zaten çok bakacağım bir hisse senedi olmadığını da anlıyorsunuz. Bakın, aslında bazı şeylerden o kadar mutluyum ki, mesela bazen anlatırken böyle şey yapıyoruz. Çok böyle üstüne vura vura insanlara böyle bir şey anlatıyoruz, bir şey vurguluyoruz. İşte spekülasyonlardan uzak kalın, işte abuk subuk tahtalardan uzak kalın, 2 liradan 20 liraya getirilen kağıtlardan uzak kalını hep öğretmeye çalışıyoruz insanlara. İşte bazıları diyor ki ya hocam diyor ben seni 4 yıldır takip ediyorum bunları biliyorum zaten falan. Hani geç bunu bana yeni bir şey ver deyip hani böyle düşüncesizlikler yapıyor. Yeni yeni insanlar var. Yeni yeni insanlar geldi borsaya. Geçen sene bir sürü hesap açıldı. Her ne kadar bu hesapların %90'ı bence halka arzlar için gelse de bir sürü yeni yatırımcı geldi. Bu insanların bunları duyması lazım veya senin de tekrar hatırlaman lazım. Geçen gün daha dedim ya sana çok sevdiğim bir kardeşim hiç yapılmayacak bir hatayı yaptı. Dolayısıyla bunlar hep kulağınızda olursa yani sanki benim çok mu hoşuma gidiyor her gün mesela birçok şeyi tekrar etmek ama ne var? Bak artık bu grafiği açtığın zaman benim bunu niye almayacağımı zaten sen de anlıyorsun. Diyorsun ki mesela sorarken Burak hocam sen bu kağıtlara bakmazsın ama değil mi? Bak sorarken bile aslında orada ne gibi bir hikaye olduğunu anlıyorsun. Bak ne kadar güzel bir şey. Ben daha hiç yorum yapmadan. İşte önemli olan bu bilinci alabilmek. Veya işte bizim burada her sabah deli dana gibi çıkıp anlatmamızın sebebi işte hani bak ben böyle bildim, bak bu böyle oluyor, bak şu şöyle değil. Yani bir cümle katabilir miyiz? İnsanlar bir cümle alabilir mi? Eğitime gelenler bir şeyler öğreniyor. Eğitime gelemeyen, durumu olmayan adamlar. Ha, bu da çok mesela komik bazen. Ya bu adam mesela diyor ki eğitim hocam param yok. Gidiyor sonra yatırım yapıyor. Ya paran yoksa niye yatırım yapıyorsun? O kadar komik aslında tezatlar ki. İnsanlar hani eğitime verilen veya bir şey öğrenmek için harcanacak parayı böyle boşa gitmiş para gibi zannedip kendi kendine bir şey yapmaya çalışıp sonra kendi kendini batırıyorlar. Ondan sonra diyor ki para yok. Tabii para kalmaz çünkü bitiriyorsun zaten. Bu kafayla giderse de bitireceksin. Ama en azından bu işi öğrenen adam sermayesini korumayı öğreniyor. Belki bu işi öğrenen adam parasını 1'e 4 katlamıyor, 1'e 5 katlamıyor. Daha korkak davranıyor, daha ürkek davranıyor. Ama çünkü öbüründe cahil cesareti var. Bu adamda yok. Bu adam işi öğreniyor. Diyor ki ulan diyor bunu diyor alırsam diyor bana kitleyebilirler almayayım diyor. Mesela o kağıt 1'e 4 gidiyor. Arkadaşı gülüyor. Ha diyor salak diyor bir de diyor eğitim aldın diyor. Ne anlarsın sen diyor. Sonra bir ay sonra arkadaşına bir geçiriyorlar. Arkadaşı eksi bakiyeyle çıkıyor. İşte bu işler böyle. Yani bir şeyi bilerek yapmak evet insanı korkutabilir. Ama korkmak güzel bir şeydir. Çünkü parayla işlem yapıyorsunuz. Ailenizin parasıyla işlem yapıyorsunuz. İşte şimdi biliyorsunuz en çok sevdiğim laf şu. Lazım olmayan parayla yatırım yapın. Lazım olmayan para. Lazım olmayan para. Ya sen hayatında dayak yemedin. Ya senin matematiğin yok. Lan oğlum lazım olmayan para diye bir şey mi var ya? Millet zaten parasını enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Dangalak. Öyle bir ortamdan geçiyoruz ki adam lazım olmayan para ne? Adam çoluğuna çocuğuna para biriktirmiş. Adam onun değerini korumaya çalışıyor. Hani ulan borsa gidiyor, borsa mı alayım? Sen adama diyorsun ki, adama kaçırıyorsun %30'u. Sonra diyorsun ki, ama diyorsun lazım olmayan parayla oynaman lazım senin. Hayatın sırrını verdi deniyor. Hayatın sırrı. Çok güzel ya. Böyle bayılıyorum bu borsa. Yeni böyle çıkan YouTuber'lara bayılıyorum. Hayatın sırları. İşte böyle eski böyle sektör şeyleri böyle her yerde video çekiyorlar. Efendim siz borsanıza güvenin. Bacası var. Bu tütüyor bacağı falan filan. Ondan sonra düşünce %40. Olsun olsun siz bugünü düşünmeyin. 10 sene sonrayı düşünün falan. Ya böyle popülist insanları kandırmaya yönelik. Nerede ne laf varsa var ya. Lazım olmayan parayla yatırım yapın. Arkadaşlar ne uğraşıyorsunuz? Mesela ev mi almaya gittin? Adama de ki mesela müteahhit. Kardeş de lazım olmayan parayı vereyim mi de. Mesela bak bakalım ne diyecek. Lazım olmayan para. Çok. Ya ben var ya bu iktisat böyle ki hani mesela biliyorsun altın güvenli limandır falan. 4 yıl önce altın güvenli liman değildir lan deyince millet bana küfrediyordu. Şimdi millete altın deyince herkes diyor ki ne altını lan diyor. O diyor para kazandırmıyor. Ha, her şeyin para kazandıracağı bir zaman var. Doğru zamanda alırsan para kazanırsın.
Demek ki güvenli liman değil, güvenli trend var. Sen borsayı da yanlış yerden alırsan para kaybedersin. Altını da yanlış yerden alırsan para kaybedersin. Ulan faizi bile paranı faize koysan para kaybeder misin? Bak faizde bile para kaybediyorsun. Faizde bile para kaybediyorsun. Niye? Çünkü enflasyon nerede? Senin faizin nerede? Demek ki sen bir de paranın zaman kaybı, değer kaybı, enflasyon kaybı var değil mi? Onunla yarışıyorsun. O da diyor ki lazım olmayan parayla. Hamburger yemeyin, hisse alın. Bak sen ya, Allah Allah. Hiç düşünemedik lan bunu. Desene hamburgercinin önünde birine, kardeş hamburger yeme, git hisse al. Temettü de verir, temettüyü de yersin. Ya ne boş boş işler ya, vallahi billahi. Ya gülüyorum biliyor musun? Gülüyorum, niye? Ya bir de bu adamlar hakikaten alıp böyle anlattırıyorlar falan yani. İnsanlara da yanlış bilgi veriyorlar. Niye? Sırf popülizm. Ha, sırf o insanlar, hani şu anda para kaybetti ya, o insanları mutlu edecek kelimeler duysun. Boş ver ya, 10 sene sonra kralsın. Bak senin bacan var, ötüyor, tütüyor. Herif diyor ki içinden, ulan diyor, baca tütüyor da diyor, nerede tütüyor? Ha hocam, ha hocam, evet hocam, bacamız tütüyor hocam, elhamdülillah falan deyip gidiyorlar. Vay arkadaş ya, ulan biz doğruyu söylüyoruz, herkes ana avrat küfrediyor. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Yok ya, ben kitlemden çok memnunum. Vallahi billahi böyle nerede nereye gitsem geliyorlar brokoya, bakıyorum böyle pırlanta gibi adamlar, zeka fışkırıyor. Hepsinin kafa benden 10 kat çalışıyor. Ya ben seviyorum abi kitlemi. Hakikaten bana öyle bir kitle lazım değil ya. 10 sene sonra kralsın. Hocam %40 kaybettik. Olsun olsun ya, sen bugünün değil yarının adamısın. Ha tamam hocam, ben gideyim o zaman falan. Öyle bir kafa yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Allah billah. Arkadaşlar ya, gene saat 9'u çeyrek geldi. Bak gene boş boş konuştum 15 dakika. Arkadaşlar bunları vallahi yeni giren arkadaşlarınıza falan gönderin. Bu bacacılara falan. Bak oğlum da dinle de dinle. Adam ne diyor? Sen bırak da bacacıyı. Bacacı baca temizlesin. Veya lazım olmayan para varsa onunla yatırım yapan onunla yapsın. Boş ver sen ya. Sen gerçeği öğren. Hayat bu kadar kolay olsaydı, yani aldım tamam. Bekliyorum, evet çok güzel. E ne yapıyorsun? E bekliyorum ben. Bekliyorsun. Allah Allah. İşte hani dünyayı takip, teknik analiz falan. Yo ne gerek var ki? Ben bekliyorum. Bekle, peki. Beklemeye devam et güzel kardeşim. Ne diyeyim ben sana ki? O zaman sen 2022 yılı haricindeki borsayı, yani şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim en son. Geçen gün bunu Twitter'da da attım. 2022 yılındaki o son çıkışı, yani bizim bu müthiş projemizi, yabancı dışarı çıkarken kaçarken bizim bu yerlinin yaptığı ralliyi şöyle bir geri gel bakayım 2022'nin Ağustos ayında. Bak bakayım borsa bekleyene para mı kazandırmış, yoksa bekleyene dolar bazında 500 dolarlardan 170-130 dolarlara inmiş. Bu 130 dolarla 170 dolar arasında yaklaşık 2 sene beklemiş. Ne 2 senesi? 4 sene. 4 sene 200 dolarla 130 dolar arasında gitmiş. Yani sen 10 sene 300 dolardan veya 400 dolardan pozisyon açtıysan dolar bazında, param 1'e 4 inmiş. Sen kalkıyorsun bana diyorsun ki bekle oğlum bekle. Ha, istisnalar yok mu? Var. 500 tane hisseden 5 tane var. Hadi say 10 tane say bana. Ki onlar da dolar bazında yeni geldiler o fiyata. Bak paralarını kurtarabildiler. 2-3 hisse temettüyle daha artı bir gelir. Eyvallah. Ama bakın bunlar 2-3 tane. Yok demiyorum. Ama koskoca bir borsayı 3 tane hisse senedi öyle oldu diye insanlara yalan konuşmak ya hakikaten çok ayıp ama memleket abi yalan konuşanı seviyor. Ben bunu söylüyorum, aşağıya geliyor küfrediyor bana. Çünkü niye? Yarası var. Girmiş %40. Benden de doğruyu duyuyor ya. Anlıyor bir de. Anlattığımı da anlıyor zaten. Eyvah lan diyor adam. Lan diyor seni diyor şerefsiz. Sen diyor ne anlarsın diyor. Temettücüleri diyor alay ediyorsun diyor. Halbuki ben temettücüyle alay etmiyorum. Seni uyarıyorum. Sana onu pazarlayan adamla alay ediyorum. Sen uyan diye, ama sen uyanmıyorsun. Ben ne yapabilirim ki güzel kardeşim?
Sen bana küfrediyorsun. Bana küfredince %40 geri gelecekse küfredebilirsin ya. Sıkıntı yok. Ha ama bulursam seni işte o zaman bir %40 da hastane parasını ödersin. O yazık olur tabii. Yani o yüzden bulmayayım yani. Yazıyorlar böyle bazen. Bir tanesini bulacağım böyle özellikle ibret alem için. Özellikle bulacağım.